Ee, bu farkı neye borçlu ee, şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi elde ettiği? Bu farkı sizce evet. neye borçlu? Ekonomi burada eminim önemli bir gösterge diyeceksiniz <laughs> ama hangi kesim? Emekliler mi, gençler mi, ev hanımları mı? Sabit ücretliler mi? Size göre bu fark ne, nereden kaynaklandı? Şimdi ben şöyle görüyorum. Tabii son kazanılan seçimden sonra ertelenen bir ton zam. Hı hı dövizdeki o 19 liradan bir anda bir ay içinde 28 liraya kopuş orada ciddi aslında bir devalasyon var. Bunun akaryakıta etkileri, hayat pahalılığı, kiraların artışı ve halkın aslında o ertelenen hayat pahalılığıyla yüzleşmesi oldu. Yani okul fiyatları ona göre şekillendi. TÜİK %60'larda enflasyonu açıklasa bile gerçek enflasyonun sokakta %120'lere dayandığını Mutfak alışverişi dahil olmak üzere alan yani hayatın her alanında böyle oldu. İnsanlar zamlarla tanıştı, yeni fiyatlarla tanıştı ve sonra bir kışa girdik. Bizim büyük şehirlerde aslında daha önce hissettiğimiz bir şeyi evet. belki Orta Anadolu kırsal evet. nasıl adlandırırsak evet. daha geç keşfetti ama maalesef evet. o acı gerçekten tanıştı mı diyorsunuz? Evet, yani özellikle seçimlerden sonra ciddi anlamda bir Ertelenmiş zam furyası başladı. Hı hı, hı. O da hayata birkaç ay içinde yayıldı. E tabi zor geçen kış şartları bunda etkili oldu. Hı hı. E, ve tabi Mehmet Şimşek'in para bulamaması. Yani bu 7-8 aylık süreçte ondan büyük beklentiler vardı iktidar kanadında. Ve Mehmet Bey bunu e, gerçekleştiremedi. Gaye Hanım'ın da e, katacağı büyük fonlardan bahsediyorlardı. O da olmadı. Hı hı. Finalde Ocak ayında zaten Gaya Hanım bırakmak zorunda kaldı ve ciddi anlamda artık Merkez Bankası çok zorlandı ve 20-25 milyar dolar satarak doları 30-32 bandında tutmaya çalıştı. Bir de tabii Sayın Erdoğan'ın çok daha popülist bu sefer davranmadığını gördük. Yani emeklilerle ilgili örneğin çok kritik bir zam kararında açık açık verecek paramız yok dipsiz kuyu yapamayız Hı -hı. gibi bir Hı -hı. pozisyon aldı. Zikredilen rakamları yaparsak hiçbir projeyi bitiremeyiz, hiçbir evet. taahhüdümüzü yerine getiremeyiz, evet. maaşları ödeyemeyiz minvalinde evet. açıklamaları ve oldu. Şuna dikkat edin, AKP geçen seçimde at başı giderken EYT gibi çok kritik bir Hı -hı. kararı almayacağı halde aldı ve çok ciddi milyonlarca insanı emekli ederek Orada onu bir stratejik avantaj olarak seçimde kullandı ve kazandı. Şimdi burada aynı kararlılığı göstermedi. Ee, ve. Bir de herhalde o EYT'nin yükü de hissedilmeye başlandı. Değil mi? E EYT'nin de yükü sadece. Hı -hı. Ya. ya Şöyle bir durum var. Türkiye'nin problemi ekonomik olarak tek bir şey değil. 4-5 tane e, problem var. Ve bunların hepsini bir arada yönetmeye çalışan bir iktidar. Daha doğrusu yönetemeyen bir iktidar var. E, ondan dolayı İşin buraya geleceği belliydi. Yani tamam Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir teveccüh e, oluşmuş gibi bir tablo ortada var. Fakat bu safiyane Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir muhalefet yaparak, iktidarı yıpratarak çatır çatır tabiri caizse aldığı bir oydan ziyade halkın e, iktidar partisine kestiği bir ceza olarak masada şu anda duruyor. Yani çok ciddi anlamda bir uyarı iktidara. Siz böyle devam ederseniz artık sizi iktidarda bile görmek istemiyoruz. Hı hı. Mesajı bu. Hı hı. Ciddi anlamda orada duruyor. Ee, bunun dışında bir siyasi bazı stratejik kararlar da bu skora etki etti. Mesela? Örneğin ortada duran çok ciddi bir yeniden refah partisi hı hı. gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani e, geçen yılki seçimlerde ittifak yapıp AKP ile meclise giren oylarını bir veya iki puan civarı tahmin edilen bir parti bir anda büyük bir patlama yaptı. Yani yüzde altı buçuk, yüzde altı yüz oy artış anlamına geliyor tabii, aslında. Tabii, tabii. Ve bu ikinci bir handikap burada. Yeniden Refah'ın aslında direkt AKP tabanından oy aldığı gerçeği var. Yani yeniden Refah dönüp CHP'ye ya da İYİ Parti'ye müşteri olmuyor. Direkt AKP'nin mutsuz yığınlarına yeni bir umut olarak kendini konumluyor. E başındaki e, kişi Fatih Erbakan zaten babasının mirasının üstünde. E, AKP de Sayın Necmettin Erbakan'ın mirasının üstünde. Yani Refah Partisi'nin o %25'lik oluşturduğu senelerce büyük emeklerle oluşturduğu kitle şu anda AKP'nin elinde gözükürken yeniden Refah oraya bir giriş yaptı. Anadolu'da çok önemli kentlerde rakip oldu. İstanbul'da ciddi oylar aldı ve görünen odur ki ekonomik sıkıntı devam ettiği sürece bir alternatif olacak. Orada büyüme potansiyeli sonsuz gözüküyor. Evet. Çünkü gelir dağılımındaki bu anormal eşitsizlik o kitlenin muhafazakar kitlede ezilen kısmın yeni bir adresi çıkıyor. Hı hı. Bir stratejik hata daha AKP yaptı. Ee, şunu söyleyebilirim. Örneğin 17 tane bakanı bir anda sahaya sürdü. Şimdi bu geçmişte denenmiş siyasette yapılmış hamle. Bunu Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi de yapmıştır. Fakat şöyle bir fark var. O dönemin siyasetinde parlamenter sistem vardı ve bakanlar meclisten çıkıyordu. Tabii. Ve bakanlar meclisten çıkarken de bu seçilen bakanların çoğu kendi yörelerinde falan çok tanınmış insanlardı. Yani bakanlık koltuğunda oturduğunda adam örneğin Trabzon'da zaten lokomotif bir tanesi Malatya'da çok efsane bir adam, biri Konya'da. Yani bunların bir tabanları vardı. Ve bunları siz seçim zamanı sahaya sürdüğünüz zaman skora katkı sunabilecek tanınan simalardı bu adamlar. Şimdi AKP başkanlık sisteminden sonra parlamentoyla bağı koparıp bakanları siyaset bilmeyen, halkta da fazla tanınmayan insanlardan oluşturunca bürokrat veya öyle böyle teknokrat, bu insanların teknokrat bir organik bağı yok toplumla. Yani sen Dışişleri Bakanı'nı sahaya atıyorsun. atıyorsun? Adamın bir organik bağı yok, dayandığı bir seçmen kitlesi yok. Daha önce de bir mit, mit başkanı yok. zaten. Daha evet. Daha önce de MİT başkanı. En evet. çok toplumla iletişim Ay, kurmayan kişi. kişi kurmayan kurmaması kişi. kişi gereken. Bir anda adam dernek geziyor, esnafa gidiyor. Yani bu senin hem oy getirmende bir katkı sunmuyor, hem de karşındaki rakibine de paya veriyorsun. Diyor ki bak seni öyle diye alıyorum ki ben bütün i̇şte bakanlarımızın hepiniz ben tek demesine yol açıyor aslında. Burada tabii ki CHP büyük bir avantaj sundu. Yani Erdoğan gibi bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin böyle bir hata yaptığını ilk defa şahit oluyorum. Hiçbir seçimde böyle bir hatasını görmedim. Keza son şunu da ilave edeyim. İyi Parti'yi kendi yanına çekmesi, Dem'i kendi yanına çekmesi hı hı. ve bir anda CHP'yi yalnız bırakması seçimde bu siyasi algıyla başarı geleceğini düşündü. Ama o da şurada geri tepti. CHP'nin zaten de sırtında yüktü bunlar. Özellikle dem halkın gözünde yüktü. Özgür Özel'in gitmesi, operacıya falan bunlar hep sıkıntıydı. Bir anda o sıkıntıyı CHP'nin üstünden aldı. Alınca CHP daha özgür tek başına kalmış oldu. Ve geri tepti bu siyasi dizayn. Oy partilerin tabanları CHP'ye oy verirken Genel başkanlarını kimse dinlemedi. İyi parti